Devam ediyoruz. En son Alfheim'a gelmiştim. Burayı halletmiştim. Şimdi devam ediyoruz Alfheim'dan. Bu bölümü Alfheim'a harcayacağım. Zaten gideceğimiz bir iki yer kalmıştır diye düşünüyorum. Yani gidip görebileceğimiz, işimize yarayacak şeyleri bulabileceğimiz. Buralarda bir şey yoktu diye hatırlıyorum ama yine de bakacağım. Ne olur ne olmaz. Burası zaten şeye gidiyor. Burada da işimiz yok. Sanırım şuraya gitmem gerekiyor. Bir tek burası kaldı herhalde. Emin değilim tabii. Evet, bölge keşfedildi. Işık Elfi kıyısı. Girelim bakalım. Bir tane kuzgun sesi duydum. Güzel. Yeni yaratık külliyatı diyor. Kasvet Karabasanı. Bizi birazcık kör edebilir. Falan filan. Nerede bu? Öbür taraftan mı? Şurada. Güzel. Geriye kaldı 20 tane. Bunları atlamamak lazım tabii ki de. Güzel. Nereye gitti bu şimdi ya? Hayır, zaten iki vuruşluk canın var. Uğraştırıyor bizi. Savaş ganimetlerinden bir tane daha buldum. Son bir tane kalmış. Umarım buluruz. Burada bu kapı var. Saklı odalar. Yani ne demek oluyor? Bu Valkyrie var içeride. Amacım onu halletmekti zaten. Tamam mı? Güzel. Oraya gideceğim tabii ki de ama önce buradaki şeyi açalım, sandığı.
Ne varmış burada? Centingli zafer işareti. Şunu aşağı attım. Şimdi bir bakalım etrafa ne varmış. En azından başka bir şey olmadığını anlarsak geri döneceğim. Tamam, anlaşılan buradaki son şey halledebileceğimiz, yani Alfheim'daki Valkyrie. Bizi yine zorlu bir dövüş bekliyor olacak anlaşılan. Burası tamam. Çıkar mısın ya? Güzel. Açılan saklı odalar 3 tane diyor. Yani şu an 3 tane, daha doğrusu bununla birlikte 3 tane Valkyrie'yi halletmiş olacağız. Geriye 4 tane kalıyor. Yani önümüzde uzun bir yolculuk var tabii ki de. Özellikle son ikisi biraz sıkıntılı. Muspelheim'daki adı neyse de, diğer neydi? Nilfheim mıydı? Öyle bir şeydi. Oradaki biraz sıkıntılı. Güzel. Canım ne durumda? Full. Öfkem de var. Güzel. Şunu açalım. Yani Alfheim'a asıl gelme sebebim zaten şeydi. Valkyrie. Şimdi bunları da alalım tabi unutmadan. Bu nasıl bir Valkyrie'di hatırlamıyorum açıkçası. Emin değilim yani. By safer you mean brutally rip her wings off, and my vote is aye. Enough, both of you. I will decide the best course of action. Kuzgun yok mu diyecektim, varmış. Yani emin değilim, hatırlamıyorum bunun nasıl dövüştüğünü. Şu an ölümcül gözüküyor. Keşke şeyim olsaydı ya burada. Diriliş taşım. Bir tane iyi olabilirdi açıkçası. Hemen şeye bir dönsem mi acaba? Şunu kullanıp bir diriliş taşı falan alsak mı acaba? Zorlayacakmış gibi gözüküyor çünkü. Ama bunu kullanırsam geri gelebilecek, geri gelebilecek miyim acaba, onu merak ediyorum. Broken dükkanına bir gidelim ya. Şu an bayağı güçlü bize göre. Oh my god. Maybe I can fly. No, no. God's two must stay on the path. I promise you. So what do you think, Mimir?
What does Baldur want with us? Well, let's look at what we know. Baldur is Odin's finest tracker, bar none. If he wants you, you have to consider the possibility that Odin wants you. And as for what Odin wants, on this I have some expertise. What could we have that Odin doesn't? He's like the king of gods. Of the Aesir, aye. But his reach is not unlimited. And where he cannot reach, he is preoccupied with going. He certainly tortured me enough about it over the years. Evet. Oraya hazırlıksız gitmememiz gerekiyormuş. What's got you all bum-fuzzled over there? Get going! So let me see if I have this right. You and Sindri made Mjolnir. Yep. And then Thor used it to kill a lot of people. Your damn point? Just seems like you're mad at each other about it, instead of being mad at Thor. Kid, I like you. But you don't begin to appreciate the complexities what develop between families. You don't hear me lecturing your old man how he ought to be raising you. And believe me, there's plenty to critique. Sorry, Brock. He's trying to help. What's it gonna be this time? Tell some more. Bunları geliştiremiyoruz. Zırhlardan yolcu zırhını geliştiremiyorum hala. Kadimlerin zırhını da geliştiremiyorum. Neyse, diriliş taşını alıp gidelim o zaman ya. Now what was the other thing? Bir şey mi diyeceksin? Yo, tamam. Yani belki bu Valkyrie'yi sona saklayabilirim. Çünkü can şeysinin mordu gördüğünüz gibi. Yani ölümcül demek oluyor bu. Kısacası. Yani bize zorluk çıkaracak anlamına geliyor. Aye, it ranks among his foremost obsessions. But that doesn't make any sense from here. Oh? When did I stop making sense? You're saying Baldur tracked us down to find the way to Jotunheim. But that was before we knew Jotunheim is where we needed to go. That's crazy. Except for one thing. You are headed for Jotunheim, so he was right. I'm so confused. Well then, clearly you've been listening. Şimdi. Öldürdü be. Ne kadar sinir bozucusun ya. Hallederiz bunu ya. Yeah!
onu da yapabiliyormuş. Tamam. Çözdüm ya. Halledeceğim şimdi. Hatırladım bunu ya. Bu şey değil, o kadar zorlu bir Valkyrie değil. Dikkat etmemiz gereken 2-3 saldırısı falan var. Onlara bak, dikkat edersem sıkıntı olmaz. Bu sıkıntı yaratan saldırısı değil. Bu asıl dikkat etmemiz gereken. Bakın, sol tarafa kaçıldığı zaman bunu yapıyor. Sağ tarafa kaçıldığı zamansa o bloklanamaz, saldırıyı yapıyor. Ona dikkat edersem sıkıntı çıkmaz. Ha, bir de bu var. Unutmuşum bunu. Asıl dikkat etmemiz gereken bu. Tek atan saldırısı o zaten. Direkt canınızı tüketiyor. Kötü oldu mesela. Güzel vurdum. Şimdi bayağı hasar vereceğim buna.
Ölecek, ölecek. Kalk kaldı. Şaka mı bu ya? Ölsem ya burada, ne gülerdim. Bu kadar. Milady, please tell us. Why were you in this physical form? Why fight us? I do not know. The soul of a Valkyrie cannot remain pure in a physical body. We belong in the spirit world, which is where I go now. Goodbye. İlginç bir Valkyrie. Mimia, smartest man alive. I know many things. Ed. Oh, Sigrun, the queen of the Valkyries. She would have that power. The last time I saw her, she was corporeal herself. She came to visit me long after I'd been imprisoned by Odin. Why? Well, we had history, I guess you could say. Like, romantic history? Ah, lad, you're making me blush, I think. Can I still blush? First we hunt these creatures, and now we chase your former lover. We do not need this distraction. It's more than a distraction. Father, these are Valkyries. They're the ones who keep the dead from overrunning Midgard. Then they are terrible at their job. It's not their fault, brother. Someone changed them. Kept them from their duty. The Queen? I can't say for sure, lad. We should ask more of them. If, of course, you don't mind the distraction. Güzel şeyler verdi bize, zırh seti verdi. Aynı zamanda bu asıl kullanacağımız zırhlardan birisi olacak tabii ki de. Nerede? En yukarıda zaten. Gördüğünüz gibi sıfır hali bile yani statlarımızı acayip arttırıyor. Oyundaki en iyi zırhlardan birisi bu bence zaten. Güzel yani. Aynı zamanda iki tane boş efsun haznesi veriyor. Geliştirdiğimiz zaman 3'e çıkarıyor yani. İnanılmaz güçlü oluyorsunuz işte. Kullanacağım tabii ki de. Yani seti bozmak istemesem de bizi güçlendiriyor bu sonuçta. Ama şey yapsaydık ilk önce. Bundaki şeyi çıkaralım buradan. Buz ustalığı. Artık bu ihtiyacımız olan yer buradası olacak. Hazinelere gidelim. Ivaldi'nin yozlaşmış aklı şeysini de verdi bize. 15 metrelik mesafe içindeki düşmanlar zayıf düşüyormuş özellik. Diğerinde ne var? Şehit hizmetkar tüyleri maksimum depar hızını arttırır. Geç. Geç. Şansımızı arttırıyormuş bu. Midgard'ın kalbi. Dolum süresi veren lütuf, bunu almak istiyorum açıkçası. Hangisi daha iyi? Kuvvetimiz 2 artsa çok bir şey değişecek mi? Aslında dolum süresi arttıran bir şey versem iyi olur aslında ama dur. Şunu verelim. Şu daha iyiymiş gibime geldi. Güzel. Böylece bir zırh da almış oldum. Şunları da geliştirelim ya. Şu saldırıya acayip ihtiyacım var yani. Komboları birbirine bağlayamıyorum yoksa. Bunlardan herhangi bir şey. Neyse bunu da açalım o zaman. Bunların hepsini açtık zaten. Valkyrie zırhlarını bulmaya çalışacağım tabii ki de, onları avlayarak. Ya da özgür bırakarak diyeyim. Ve bunları geliştireceğim tabii ki de.
geliştirdiğimiz zaman zaten durdurulmaz oluyoruz. Yani karşımızda durabilecek düşman sayısı neredeyse sıfır oluyor. Şimdi buna tekrar binelim. Şeyde işimiz kalmadı artık. Alpine'da. Artık geri dönebiliriz. Mystic Cache'e de gideceğim. Oradan Midgard'a geri döneceğiz. Bölümü bitireceğim yani. Bu bölüm biraz kısa olabilir diğerlerine göre. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Odin'in sıkıntıları. Ne diyelim? Şimdi buradan geliştirebileceğim bir şey var mı? Berserk'ı geliştirebiliyor muyum? Sanmıyordum zaten. Kusursuz Asgard çeliği istiyor. Aynı zamanda bayağı bir kertik gümüş istiyor. Biraz zaman alacak bunu geliştirmem ama sıfır hali zaten bayağı güçlü. Şimdi Midgard'a geri dönelim. Ne diyordum ben de? Eğer şimdi buradan devam edersem bir sonraki bölümün alacağı süreden daha fazla süre alacak bu bölüm. Yani bir mesela şu an yarım saat belki 45 dakika falan olduysa tahmin ediyorum şu an, haberi bilmiyorum yani bakmadım. O civarda olduysa devam edersem bu göreve büyük ihtimalle bölüm 2 saat olur. O yüzden fazla da uzatmadan bir sonraki bölümde ana görevden devam edeceğiz zaten. Midgard'a dönelim o yüzden. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Me? That's impossible. Don't I quite agree? Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the Tree of Life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Bu hikayenin anlattığı, yani bu hikayenin şeysini öğrenmek istiyorsanız kanalda God of War Ragnarok videoları da var, canlı yayın sekmesinden görebilirsiniz. Canlı yayında oynamıştım oyunu. Kanalımdaki ilk videolardan şey olabilir yani, ilk video derken ilk videolar For Honor videoları da. Yani canlı yayından God of War Ragnarok videolarına da bakabilirsiniz. Bölümü burada bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayağı keyifli bir bölüm oldu bence. Bir Valkyrie daha taklamış olduk. 3 tane akladım. Geriye kaldı 4 tane. Hepsini akladığımızda zaten zırh setimiz de tamamlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.